İyi günler sevgili seyirciler spor günlüğüne hoş geldiniz spor günlüğünde yine dop bir gündemle karşınızdayız Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangını Snyder'i Belhanda transferindeki flash gelişmeyi ve Türkiye Kupası maçlarını konuşacağız Fernandez'i konuşacağız Beşiktaş Galatasaray maçında oynayacak mı oynamayacak mı sevgili Emre Zabunoğlu ile birlikteyiz bugün Emre gündem yine gerçekten dop dolu Türkiye'de hiçbir şekilde durmuyor. Bir şekilde yangında spor camiasının içine girdi. Çünkü dün sen de görmüşsündür internette bu diğer takım taraftarlarının... Evet bir... o diğer takım taraftarları hakkında ben de gerçekten çok doluyum. Tabii ki bütün camialara mal etmemek lazım ama... E ee, sadece ismi Taraftar Galatasaray diye. Taraftar onlara yani. Demeyelim. Zaten demeyelim ya yani bu kişiler sadece ismi Galatasaray diye üniversitenin e, yangın çıktığına sevinenler var. Çok enteresan e, bir ülke haline gelmeye başladık. Önce e, hazırsa Ünal Ayşal'ın bu konudaki açıklamalarını ekrana getirelim sevgili seyirciler. Galatasaray Başkanı Ünal Ayşal Galatasaray Üniversitesi'ndeki yangının hemen ardından bir açıklama yaptı. E, bu açıklamayı izleyelim ardından yorumlarımızı yapacağız. Tarihi eserlerin e, hemen hemen dokunulmazlığı dolayısıyla e, modern yapılara dönüştürülmesi de e, oldukça büyük güçlükler yaratıyor. E, bugüne kadar bizim benim bildiğim kadarına e, bu terif e, temaslarımız ve bu konuda ısrarlarımız olmasına rağmen gerekli modern, modernizasyonu bu binalara taşına, taşıyamadık. E, i̇nşallah bu bu felaketten sonra. Ee, otoriteler daha duyarlı oldular, bize daha yardımcı oldular ve burasını e, çocuklarımıza tekrar emniyetli emni, emniyeti bir şaki, şekilde e, yetiştirir, onlara iade ederiz. Sevgili seyirciler, Ünal Aysal'ın e, dün geceki açıklamaları böyleydi. Yönetmenimiz Ahmet Demirci hemen arkamızda ekranlara getiriyor. Bu sabah çekilen sıcak, taze görüntüler bunlar. Gördüğünüz gibi çatı tamamen kül oldu maalesef Galatasaray Üniversitesi'nde evet yangını değerlendiriyorduk tabi gündemimiz yoğun kısaca bu yangınla ilgili son yorumları da alalım. Çok üzücü yani hem de ciddi bir arşiv kaybı oldu Kesinlikle. kitaplar yönünden. Umarız tekrar da üniversite olarak bu bina devam eder çünkü Galatasaray, Fenerbahçe, Beşiktaş bir spor yönü değerlendirelim. Bunlar çok köklü takımlar. Galatasaray içinde bu üniversite çok önemli bir miyeng taşı Umarız tekrardan aynı yerde, hep İnönü Üstadı için deniyor ya, İnönü aynı yerde devam etsin. Galatasaray Üniversitesi de şu an bulunduğu yerde tekrardan ülkemize eğitimine devam eder. Evet, biz de aynı şeyi umuyoruz. Bu arada Snyder de eşiyle birlikte, yolan Cabao ile birlikte Ama. bu yanan üniversitenin hemen yakınındaki bir otelde kalıyordu. Hemen oradan bağlantı yaparak Snyder'e geçelim. Snyder'in dünkü görüntülerini ekrana getirelim. Sevgili Ahmet, Snyder imzayı attı. Müthiş bir transfer. Yer yerinden oynadı. Ve tüm Avrupa, tüm dünya artık Süper Ligi konuşuyor. İşte Galatasaray'ın e, süper yıldızı Snyder'in imzası UEFA'nın manşetinde. E, Türkiye Ligi de marka değerini bayağı bir arttırdı geçen günlerde böyle bir yorum yapmıştın. Benim de çok beğendiğim bir yorumdu. E, ne diyorsun Türkiye Ligi'nin değeri ve Galatasaray'ın değeriyle ilgili? Yani şimdi tabii ki Galatasaray'ın değeri zaten kadrosu belli bir şeydi ve Şampiyonlar Ligi'de. Ben e, geçen yine bir, bir yorum yapmıştım. Hani hep bu tarz yıldızlar kariyeri bitmeye yakın gelirdi. Snyder hem yaşı itibariyle önemli bir yaşta geldi. Hem de en önemli bir şey var. Dünya Kupası. Yani bu adam buraya gelip performansını sergilemek zorunda. Hollanda Milli Takım ve önünde Brezilya. Futbolun hani beşiği denir. Eylencenin merkezi futbol açısından burada oynamak zorunda ve bir, bir hedefi daha olan bir oyuncu ve Şampiyonlar Ligi'nin tecrübesi olan bir oyuncu kesinlikle bir marka. Yani UEFA'da hemen manşet oluyorsun. Kesinlikle. Ve Çünkü şöyle... Hollanda milli takımının iki kaptanı şu anda Türkiye'de. Evet. Birincisi Snyder, ikincisi Dorkkate Fenerbahçede. Yani Beşiktaş'ta Vampers'in mi alır acaba? Vamp. <laughs> <laughs> İlerleyen yıllarda. Yani Snyder'le ilgili şöyle de bir şey var. Bu devre arası transferinin bakıyorsun. Avrupa'da da en büyük transferi bu. Kesinlikle yani şu diğer anda takımlara da bak, ses getiren öyle çok büyük, büyük bir transfer, transfer, olmadı. Dün önemli bir şey de var basın toplantısında kendisi de söyledi. Beni diğer takımlar da istedi dedi. Mourinho'nun Galatasaray'ı seçmesinde etken olmuyor. Yani Türkiye Ligi'nin aslında enteresan Ama bir Türkiye'den, yapısı var. Ama Fenerbahçe'den teklif aldığını açıklamakta biraz çekindi. Yani Öğret, e, Öğretmiştir ona. Evet zaten Fenerbahçe ile ilgili soru sorulduğunda... Lütfü Arıboğan ve Sayın Ali Dürüst yan yanaydı. Hemen şöyle bir bakış attılar Snyder'a dikkatini çektiyse o sırada zaten hani belki daha önceden de hani çok fazla polemik olmasın diye Fenerbahçe konusuna fazla girme dendi belki de de zaten yıldız bir futbolcu tecrübeli bir futbolcu 28 yaşında olsa da çok büyük kulüplerde oynamış neler görmüş geçirmiş evet. bu konuya çok fazla girmiş. Umarız girmez. bir efsane olur Türk futbolu adına yarar sağlar Galatasaray'ın ne kadar iyi çünkü şöyle bir şey var. Galatasaray ne kadar yukarı çekerse Fenerbahçe Beşiktaş'ta arkasından gelmek zorunda kalıyor. Fenerbahçe buna benzer bir transfer yapacaktır. Beşiktaş'ın durumu düzelirse o da transfer yapacaktır. Umarız faydalı olursun Aydar. Tam da bu noktada Belhanda merak ediliyor. Belhanda ile ilgili flash bir gelişme var ama yönetmenimiz Ahmet Demirci'ye sorayım ben. 3G bağlantımız hazırsa Fenerbahçe'ye ya da başka bir kulübe satmayacağını söyledi. Kısaca bunu da değerlendirelim. Fenerbahçe'nin bir golcü arayışı var. Ama e, bu Nobre olmayacak. Az önce sıcak haberi aktardık seyircilerimize. Aslında Nobre Beşiktaş için de iyi bir alternatif olurdu bence. O al meydanı sakatlığında yerli Galatasaray maçı da var önde Galatasaray'da gol atmayı seven bir oyuncu Nobre. Evet ama artık e, Nobre Mersin İdman Yurdu'nda kalacak. Bu tartışmalara da bir e, evet. son nokta konmuş oldu. Sevgili seyirciler Belhanda ile ilgili... Montpellier başkanının ilginç bir açıklaması var. Ee, daha önce derin futbolda canlı canlı, sıcağı sıcağına Fransa'dan bir bilgi geçmiştik. size hatırlayacaksınız. Ee, Nicolin, e, Montpellier başkanı Nicolin Türkiye'ye futbolcu satmam demişti. Şimdi de Belhanda için Inter'le anlaştım diyor ve e, işte görüyorsunuz Nicolin'in açıklamasını Inter devreye girdi, e, Fenerbahçe, Borsa'ya bildirmişti Belhanda'yı, Belhanda ile Belhanda görüşüldüğünü. Ancak bu manşet sanırım biraz Fenerbahçelileri üzdü. Ya bence Montpellier Başkanı sıcak para istiyor. Fenerbahçe taksitlerle almaya çalışıyor. Beşiktaş'ın ve diğer transferlerde hala işte ödeme sorunları oluyor ülkemizde maalesef. Montpellier Başkanı'nın derdi sıcak para. Inter ve söylenen rakam da 14 milyon euro. Yani Fenerbahçe 9 civarında bir rakam veriyordu. 14 milyon euro az para az değil. Az para değil. Yani Snyder'a 7.5 milyon euro veriliyor. Belhanda'ya bu iki katı para bir hayli fazla. Fena Çünkü Belhanda'nın Bence... kariyerinde bir başarısı var. Hı. O da Montpellier ile geçen sezon Fransa Ligi'nde şampiyon oldu. Ama Snyder'ın kariyerini burada tartışmaya gerek Aynen. yok. Dünya Kupası finali, Şampiyonlar Ligi kupasını kaldırdı. Real Madrid oynadı. Oynadı senden iyi kimse bilmez zaten. Çok <laughs> golünü anlattın <laughs> sen. Evet, çok güzel golünü anlatmıştık. Yani bu para sanki Belhanda'ya biraz fazla. Evet. Yani 14 milyon ama işte Montpellier Başkanı ilginç açıklamayla dikkat çekiyor. Fenerbahçe bence artık başka alternatiflere yönelmiş olabilir. Ama şöyle bir avantajı var. Oyuncuyla anlaşmış durumda Fenerbahçe. Rakam çok uç. Yani 5 milyon 14 milyon Belhanda için çok ciddi bir rakam ya. Yani Huntelaar'ın 12 milyon euro olduğu bir dönemde Belhanda 14 milyon euro çok fazla. Kesinlikle. Zaten Fenerbahçe'nin de bu parayı... E şu anda verebileceğini pek de zannetmiyoruz. Çünkü e, Krasiç'e 7,5 milyon euro evet. Meyreleş'e 10 milyon euro verildi. Bunların üstüne neredeyse bu paralının iki katı bir parayı da Belhanda'ya vermesi biraz e, zor gözüküyor. Evet. Sadece Fenerbahçe transferlerinde şöyle bir şey var. Genelde aldıkları oyuncu e, BMW'ni hariç hep iyi fiyata satıyorlar. Erkut Öztürk evet. Fransa Ligi uzmanıdır. O da şöyle bir laf etmişti Belhanda için. Belhanda'yı alırsın 9'a 9'a da satabilirsin. Lafını etmişti. E, o evet. da önemli. yani. Belhanda'yı alıp zarar etme Çünkü genç çok genç yaşta satabilme imkanım fazla. O yüzden onu bekleyeceğiz. Bu arada Rejdeki arkadaşlar beni uyarıyor. Sıcak bir gelişme. Aziz Yıldırım şu anda Fenerbahçe Başkanı, e, Montpellier Başkanı ile görüşmek için Fransa'ya gitmiş ve o menajer Hasan Çetinkaya. E, her an akşam saatlerinde ya da belki birazdan e, Belhanda ile ilgili başka bir haber aktarabiliriz ama şu anda aktaracağımız haber az önce Nicol'in Inter'le anlaştım açıklaması evet. ama tabii Fenerbahçe bastırırsa bu transferde ciddiyetini gösterir. O Aziz Yıldırım bu oraya gittiyse bitebilir. o iş bitti hatta bir tane birisini daha getirebilir orada. Evet. Bakalım sürpriz bir transfer <gülüyor> daha <gülüyor> ...olabilir Transfer sevgili seyirciler. E, hemen Fernandez'e geçelim. Fernandez e, dün Gökhan Süzen'le yaptığı tartışma... ...yaşadığı tartışma gündeme gelmişti. Bu kavga idmanının hemen ardından... ...inönü de akşam saatlerinde tek başına e, çalıştı. Yani tek başına derken tek başına değildi ama... ...başka futbolcu yoktu. Tek başına bir çalışma gerçekleştirdi. O kareyi de sevgili Ahmet Demirci'den tamam. rica edelim. Ekranlara getirsin. İşte Fernandez inönü de... E, Sanırım gece çekildiği için evet, bu fotoğraf pek açık değil. Ee, beşik beşik açık yeriden. olmadığı için pek net bir şekilde gözükmüyor. Evet burada daha ufak bir görüntü daha net bir şekilde ekrana yansıyor. Derbi de oynar mı oynamaz mı? Almeida yok. Fernandez de oynamazsa Beşiktaş'ın işi olur. Almeida da şöyle bir şey var. Yarın bir daha bir kontrolden geçecek. Oynamak istediğini söylemiş. Belki bir denenebilir. Fernandez bence şöyle bir şey var. Samet Aybaba ne kadar oynatmayacağım dese de riske etmek zorunda. Ya bu maçta riske et. Yani derbi de ee, oynamayacak. Ne zaman Fernandez oynayacak? Fernandes bence şu koşu hem sakatlığı bir de genelde bu tarz oyuncular kendini cezalandırmayı sever. O sabah yaşadığı tartışma sonrası Evet bir kendini cezalandırmış olabilir. Kobe Bryant de öyledir mesela. Serbest atış kaçırır. Bir 500 tane serbest atış atar idmanda. <laughs> kendini öyle bir ceza vermiş olabilir. Bir de sakatlığı zemin ...için söyleniyor evet. bir de... ...Nevzat Demir Testleri'nin zeminde bir çalışma varmış... ...İnönü'ye yakın olduğu için evi... ...orada bir çalışma evet, yapmış... ...Nişantaşı'nda oturuyor... Fernandez. <laughs> Komşum diyor. <da söyleyeyim. gülüyor> ...peki hemen e, Türkiye Kupası'nda bugün maçlar var... ...Türkiye Kupası programını da ekranlara yansıtalım... ...bugün Fenerbahçe... Bursasporla karşı karşıya gelecek... ...eee... Önce bu grupta A grubunda saat 17.30'da Sivas Spor, 1461 Trabzon. Ardından da saat 20.30'da Fenerbahçe-Bursa maçları oynanacak. Fenerbahçe kazanırsa gruptan çıkmayı garantileyecek. Fenerbahçe'nin 9 puanı var. İkinci sıradaki Sivas Spor'un 4 puanı var. Üçüncü Bursa'nın puanı 3 ve son sıradaki 1461 Trabzon'un 1 puanı bulunuyor. Diğer gruba geçelim. B grubunda da yarın 2 karşılaşma oynanacak. 17.30'da Eskişehir Spor, Antalya Spor, 20.30'da Trabzonspor, Mersin İdman Yurdu maçları var. Trabzonspor 9, Medikal Park Antalya Spor 6, Eskişehirspor Spor 3. Puanda Mersin İdman Yurdu'nun e, grupta şu anda puanı yok. Az önce Mersin İdman Yurdu başkanı da grupta pek bir iddiamız yok. Türkiye Kupası'nı şu anda pek de düşünecek durumda değiliz demişti. Ee, Türkiye Kupası'nı yorumlamaya çok vaktimiz kalmadı. Çok güzel bir gol atıldı dün ama sanırım söyleyeceğim bir şey Sana var. Sana sormak istiyorum. Kupa'nın artık şeyi değişmeli. Yani 1461 Trabzon Galatasaray'ı eleyip geldi. Bir de böyle bir gruba sokuyorsunuz Aynı şekilde güçlü takımlarda fazladan maç oynuyor. Halbuki grubu tek maç heyecanlı bir şekilde evet. çevrilse çok daha keyifli olur bence. Bunu Zaten daha... Maalesef üye evlat muamelesi gören bir turnuva. Ee, aynı takımları iki kere oynatmak yani. da ya 14 küçük takımlara grup. zarar hem büyük takımlara evet. fazla maç oynuyor küçük takımda daha ileri gitme şansı bırakmıyorsunuz. Kesinlikle. 1461 Galatasaray'ı yenmiş bir de dörtlü gruba sokuyorsunuz falan. Çok uzun. Zaten bir, bir türlü tutturulamadı Türkiye Kupası'nın statüsü. Tek nasıl olsun. Tekli maç olmalı. Nasıl güçsüz, daha cazip güçsüz hale getiririz takımın deniyorlar olsun ama da oynanmalı. Aynen, bence doğru Bunu ayrı bir program yapalım. Bunu Kupa. daha sonra spor günlüğünde konuşuruz. Evet sevgili seyirciler ve günün golüne geçelim isterseniz. Dün Libertadores Kupası'nda Diaz müthiş bir gol attı. Orijinal anlatımıyla, Güney Amerikalı spikerin anlatımıyla bir izleyelim. Sanırım siz de çok keyif alacaksınız. Masarabia otra vez con Dias. Rodrigo para encarar escapó de la marca para dar Gol! Gol! Deportes Iquique, qué golazo que hizo Rodrigo Díaz. Le dejó en el ángulo del arquero Cristian Martínez en tres minutos de juego. Está la sorpresa el dragón. Iquique 1, León 0. La llamada dio resultado. Atendió Díaz. Qué golazo hizo el Deportes Iquique, qué gol hizo Rodrigo Díaz. Cuando descargan el tiro libre, yo hacía el gesto casi como si fuera un compañero. Pidiendo la pared porque aparecía muy solo el argentino. Evet sevgili seyirciler dün Libertadores Kupası'nda müthiş bir gol atıldı. Başka güzel goller de var ama süremizin sonuna geldik. Son yorumlarını alalım Emre. Bugün hatırlatalım izleyicilerimize Fas hem Amrabat hem de Benhanda yeşil Yeşilburnu'nun adalarıyla oynayacak akşam 8'de. O da ilgilenenlere. Aslında Tunus'un golünü gösterecektik ama süremiz yetmedi. Yine bu Türkiye Kupası'nı özellikle tartışmak istiyorum. Devam etmek istiyorum o tartışmaya. Evet ona da artık ayrı bir program yaparız sevgili seyirciler. Spor günlüğünün sonuna geldik. Emre Zabunoğlu'na teşekkür ediyoruz yorumları için. Yarın yine aynı saatte 12.20'de karşınızda olacağız ve spor dünyasındaki tüm sıcak gelişmeleri sizlere aktaracağız. Şimdilik hoşçakalın.